Efendim iyi akşamlar. Yeniden ben Profesör Doktor Mithat Baydur ve çok değerli partnerim, emekli büyükelçimiz Uluç Özülker'le beraber yine birlikteyiz sizlerle. Bu hafta da yine madem dünya hali ve biz diyoruz, dünyada neler oluyor ve biz diyoruz. Hemen bu son ayrıldığımız bir haftadan bu yana oluşman, gelişmiş bir takım olayları süratle analiz etmeye çalışacağız. Sayın Büyükelçim, bu arada şey oldu, Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bu hemen Zarrab davası ile ilgili jüri bir ara vermişti en son. 3 Ocak'ta toplandı ve o şeyi tam bizim en son burada birlikte olduğumuzda hemen ertesi günüydü zannedersem kararını verdi. 12 jüri üyesi davanın tek tutuklu sanığı işte Atilla'yı işaret ederek, zaten ABD Atilla'ya karşıydı biliyorsunuz davanın adı da. 6 suçtan, isnat edilen 6 suçtan 5'inde suçlu bulundu. Bu işte adil ekonomik güç yasası denilen Amerika Birleşik Devletleri onu ihlal etmekten, bankacılık sistemine dolandırmaktan ya da fitne sokmaktan ve onun dışında da kara para aklamak, yani kara para aklamak için örgüt oluşturmaktan, bireysel kara para aklamadan zaten 6'nın bir tanesi de o, suçlu bulundu. Şimdi bu tabii bu böyle bir eskisi kadar davaların takip edildiği kadar böyle bir sansasyonel sanki bir şey olmadı. Böyle bir geçiştirildi ama tabii bu böyle değil. Yani bunun bir takım böyle iz düşümleri ya da tabiri caizse artçı depremleri de olabilir. Bir başlayalım, ondan sonra konuşacağımız konular da olacak herhalde. Bir başlayalım, bunu ne şekilde bir değerlendirelim? Yani tabii benim de bir takım belki fikirlerim olacak. Siz ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Üç başlık altında ben bunu görüyorum kendi yorumdan. Birincisi bu aslında daha geniş kapsamlı olarak düşünülmesi gereken bir konudur diye bakıyorum. Zarraptan ibaret değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye bakış açısını ve Türkiye ile özellikle son bir buçuk yıldır ne şekilde uğraşmakta olduğunu ortaya koyan bir bütünün parçası olarak belki ortaya çıkıyor. Zannediyorum son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri hukuk yoluyla Türkiye'yi bir şekilde köşeye sıkıştırıp kendine daha fazla biat ettirebilmenin yollarını arıyor gibi geliyor. Zarrab da bunlardan biri. Şimdi mesela bundan sonra gene benim kendi yorumdan beklediğim başka bir şey daha var. Biliyorsunuz gene Türkiye ile Amerika arasında bir Türk vatandaşının dünya çapında silah kaçakçılığı ve aynı zamanda bir uyuşturucu madde baronluğu diye adlandıracağım bir tutumla ortaya çıkması ve yakalanması söz konusu. Amerikalılar muhbirler sokuyorlar ve bu Mehmet adında biri Suriye'ye gidiyor. Suriye'de bir ortağı var. İkisi bir arada Amerikalılar sahte bir biçimde bunlara özellikle Meksika'daki uyuşturucu baronları tarafından kullanılmasını sağlamak üzere silah siparişinde bulunuyorlar ve inanılmaz sayılarda silah bulunuyor. Artı uyuşturucu baronları ile ve PKK ile de bu manada işbirliği içinde olduğu falan görülüyor ve tutuklanıyor. Tutuklanıp gene aynı şekilde Zarrab gibi Amerika'ya götürülüyor ve Amerika'da yakın bir gelecekte bunun da Türkiye aleyhinde konuşturulmasını bekliyorlar. Barara, yani başlangıçta ilk savcı olarak Zarrab davasında ortaya çıkan savcı, bu defa da Mehmet'in savcısı olarak ortaya çıkıyor Suriye ile birlikte. O davadan aldılar, yani başka birisini vermişler. Başka bir davaya. Meğersem orada başka bir görev tahsis etmişler. Başka bir göreve geçmiş oldu böylece. Gene Türkiye ile ilgili olarak. Yani başka bir ifadeyle Zarrab ilk dava değildi. Bundan evvel mesela Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gitti. Orada güvenlik görevlileri karşıda protesto edenlere saldırdılar. Ve bununla ilgili olarak bir dava daha açıldı. Onların da girişi yasaklandı. Bakanlarımızın girişi yasaklandı vesaire. Yani Amerika'da Türkiye aleyhine dava arkasına dava açılmakta. Şimdi dolayısıyla birinci ayağı benim değerlendirmemin sanki Amerika hukuk yoluyla Türkiye'yi bir şekilde köşeye sıkıştırmak için bir arka arkaya davalar zincirinin içine girmiş bulunuyor. İkinci husus, her halükarda meseleyi sadece siyasi açıdan, yani Türkiye'de hükümeti veya bizatihi Cumhurbaşkanı'nı hedef alan
bir siyasi davranış olarak değil, bunun yanında ekonomik boyutlarıyla da Zarrab davasını değerlendirmek lazım. Tabii. Burada da esas itibariyle bir iki boyutu var işin. Bir tanesi, şimdi daha evvel de geçen hafta çok kısaca bir değindik ona. Burada 5 tane konu var esas itibariyle Atilla'nın suçlandığı. Bu konularda da esas itibariyle Amerikan kanunlarına göre suçludur. Yani onda da bir kuşku yok. Çünkü siz orada genel müdür yardımcısı olarak oturuyorsanız göz yumduğunuz zaman da öbür taraf sizi bunu yapmalı, bunun yapılmasına göz yumduğun diye suçlamak imkanına sahip olabiliyor. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman her halükarda onun hapsedilmesi söz konusu olacaktır. Ama onunla birlikte bu işin içine girmiş olduğu varsayılan 9 Amerikan bankası mağdur olaraktan 7 tane de maksimum Türk bankası bu işin içinde bulunmuş olmaktan dolayı suçlu durumuna düşürülmüştür. Ve 11 Nisan'da hakim karar verdiği zaman sadece Zarrab meselesiyle ilgili olarak değil ve Atilla ile ilgili olarak değil aynı zamanda verilecek ekonomik veya mali portesini de bu işin ortaya koyacak cezaları da tabii hükme bağlayacak. Fakat sonra şöyle bir şeyler de var Sayın Büyükelçim. Yani mesela bakıldığı zaman şimdi mesela Türkiye diyor ki yani işte Suriye'nin durumu ortada, büyük bir kaotik bir durum içerisinde. Zaten Irak harekatı olduğunda da ben daha önceden de bu işlerden yara aldım. Önemli bir sınır ticareti ve normal legal ticaret falan da var. Dolayısıyla bu yani İran meselesinde de bu ambargoya benim çok strict bir tarzda, çok katı ve koyu bir tarzda uyum göstermemi beklerseniz bundan ekonomik olarak zarar göreceğim. Dolayısıyla bu konuda birazcık daha hani Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı müzakereler ederek bir miktar toleranslı olmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri de yani anlaşıldığı kadarıyla bütün bu girişim süreci içerisinden yani Halk Bankası üzerinden yapacaksınız ama yani benim kendi para birimimi dolara dokundurmayacaksın diyor. Anlaşılıyor ki Irak'tan, İran'dan alınan doğalgaz karşılığı onun karşı ücreti doğal olarak yatırılıyor. Ama sanki onun karşısında çeşitli firmalardan gıda malzemeleri gibi, temizlik malzemeleri gibi, değişik malzemeler satılıyormuş gibi sahte bir takım faturalar tanzim ediliyor. O yani olmayan şirketlerle. Onun karşılığı alınan paralar altına çevriliyor. Altınlar oradan Birleşik Amerika'nın oraya gidiyor. Yani uzun ve dolambaçlı bir süreç var. Yani aslında tahtada, Amerika'daki mahkemede tahtada anlatılanlardan daha uzun, uzun uzun böyle bir briefing şeklinde, yani briefingin de ötesinde de anlatılması lazım. Yani çok, biz özet şeklinde geçiyorum, çok girift bir şey. Fakat evet bir suç var mı? Var. Yani bir hemfikiriz. Yani yanından dolaşmışlar, böyle bir etrafından dolaşmışlar. Fakat şey de var, yani kendi davasına da sanki bir miktarda şaibe düşürdüler. Yani mesela davanın hakimi FETÖ'nün organize ettiği bir sempozyuma gelmiş, gitmiş, bir şeyler. Yani buna bakıldığı zaman böyle bir sanki şey böyle, yani tam böyle hani İngilizce'de justification deriz ya, böyle bir içselleştirme, içine sindirme de yapamıyorsun. Yani koskoca New York eyaletinde başka bu davaya bakacak başka bir hakim bulunamaz mıydı gibi böyle bir şey de insan aklına geliyor. Bir think tank kuruluşu çok derin bir analiz yapmış. İşte tabii önünde bunu bu kadar zamanımız yok da şöyle diyor, yani işte gold trade falan through a legal loophole, yani bir yasal bir boşluk, bir delik bulmuş ve oradan devam etmişler. Fakat burada ilginç bir şey var. Muhtemelen niye gitti diye Amerika Birleşik Devletleri'ne sorulabilir diyor yazıda. İran adaletinden kaçmış olabilir diyor. Bu enteresan. Türkiye'de şey olmadı. Yani bir şekilde yakalanıp da İran'a götürülmesinden, yani kendi ortağının yargılandığı gibi bu tür bir yargılanma korkusu da olabilir galiba diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz burada? Şimdi benim biraz evvel söylediğim bir üç husus var dedim. Bunlardan bir birincisini hukuk yoluyla Türkiye'yi köşeye sıkıştırma politikasıdır dedim. Bunun arkasında yatan mana tabiatıyla düzmece bir takım davalar ortaya konulmasıdır. Yani şimdi burada normal şartlarda Atilla, herhalde Hakan Atilla suçlanması gereken en son insandır. Evet. Yani bir sürü şey var. Dolayısıyla eğer Hakan Atilla orada sanık olarak oturmamış olsaydı dava düşerdi. Çünkü sonuç itibariyle esas sanık, tanık olduğu andan itibaren buraya bir sanık yaratmak icap ediyordu.
ve bir sanık Hakan Atilla da yaratıldı. Daha da ileri gidelim. Hakan Atilla ilk defa gitmiyor. Daha evvelce de buraya defaten girdi çıktı Amerika'ya. Hiçbir şey olmadı. En sonuncusunda bir kararla tutuklandı. Dolayısıyla bu eğer söylediğim doğruysa, yani Amerika hukuk yoluyla Türkiye'ye bir şuraya bir şekilde bir zarar vermek, sıkıştırmak peşine düşmüşse, burada bir takım sanıklar da tanıklar da veya davalar da yaratma peşinde olduğunu da peşinen kabullenmek lazım. Evet. Ama bunun yanında ikinci husus söylemiş olduğunuz konuyla ilgili olarak, şimdi Türkiye'de yargılanır mıydı? Ben Türkiye'de bunların hiçbirinin yargılanacağını tahmin etmiyorum. Sebebi de şu, Türk hukukunu doğrudan doğruya ilgilendiren davanın bir boyutu, ama bunu tabiatıyla Amerikan hukuku bakamaz bu tarafına. Çünkü bu tamamen Türkiye'nin kendi iç işidir. O da şu rüşvet meselesi. Rüşvet Türkiye'de de kanunen yasaktır, yolsuzluktur. Burada ne yaptık? Biz atladık. Parlamentoya götürdük dört bakarımızı. Halbuki onlar keşke Yüce Divan'a gitselerdi de oradan atlanmış olsalardı, herkes kurtulsaydı, rahat olsaydı ne güzel olurdu. Tabii. Böyle yapmadık. Dolayısıyla Türkiye'de bu davayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sonuçların hukuk yoluyla bir sonuca vardırılması da doğrusu bana sorarsanız pek mümkün gözükmüyor. Şimdi İran ayağına gelince ben orada da bir şüphem var. Şu manada İran ayağı Zencani'ydi. Türk ayağı da Zarrab'tı ve bunlar işbirliği halinde çalıştılar. Zencani itirafçı oldu ve bu itirafçılığı da doğrudan doğruya çok net bir şey söylemekle bitti. Ben Türkiye'de Zarrab'la birlikte tabii 8,5 milyar dolar rüşvet verdim bu işlerin yapılabilmesi için dedi. Yani başka bir deyişle biraz evvel anlatmış olduğunuz bu mekanizma tabii kendi içinde bir suçtur Amerikan kanunları yönünden. Size icazeti veriyor, izni veriyor, kullan diyor. Siz bunu suistimal edip naylon faturalara dökerek oradan parayı açığa çıkararak bu parayı gidip ya altın veya döviz yoluyla dövize döndürdüğünüz anda da Swift işin içine giriyor. Yani tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne sorumlu oluyorsunuz. Bunun da kurtuluşunu 30 tane bankadan geçirerek bu parayı izini kaybettirmek suretiyle aklarken buluyorsunuz. Bu tarafıyla da uğraşmıyor aslında. O tarafı Zencani'nin işi çünkü. Zencani ömür boyu hapse çevrildi. İdam mahkumuydu. O da bütün söylenenlerin hepsini söyledi. Dolayısıyla burada iki ayak var. İran kendini Zencani'yi mahkum etmekle kurtarmıştır. Fakat Türkiye ne rüşvet yönüyle ne de Zarrab'ın buradaki işlemiş olduğu suç, ki bu suça da iştirak eden dünya kadar insan var, onlara kuşkunuz olmasın, Halk Bankası Genel Müdürü'nden başlamak kaydıyla, bunların hiçbirinde de en ufak bir şekilde ne bir ceza var. Tabii. Yani bu tabii domestik bir mevzu. Ona Amerika Birleşik Devleti karışmıyor ama aynen sizin söylediğiniz gibi bunu Türkiye kendi dinamikleri içerisinde çözebilirdi. Kendi mecrası içerisinde çözmeliydi hatta. Çözmeliydi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün dünya kamuoyu önünde orada tutuklu bir şahıs altın kaçakçılığından ve bütün bankacılık sistemini dolandırmaktan yargılanan bir şahıs, gerçi sanıktı, sonradan tanık oldu. Türkiye'de 45-50 milyon euro rüşvet verdiğini söylüyor. Bir bakana. Hatta bunu o kadar çok tabii peyderpey verildiği için, yani bir çırpıda değil, zaman zaman rüşvetlerin yanlış adrese gittiğini, ama yanlış adrese gidince de bundan nezleri vazgeçtiğini, rüşvet alan şahısların bir süre sonra adeta kendi iş ortağı gibi gelip ne kadar iş yapıldığını takip ettiğini, takip edilen işlerden bir şey çıkarttığı zaman onlardan da adeta artık rüşvetten de çıkmış komisyon almaya yelkendiğini dünya kamuoyu önünde bütün bunları anlatıyorlar. Bunun tabii bir kepazelik tarafı var. Şimdi dolayısıyla yani eğer bunu meclis siyasidir. Ben ona itiraz etmiyorum. Yani Amerika'daki bu şey hukuki olduğu kadar siyasi. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmadır. Ama bir etik boyutundan bahsediyor şimdi. Ama biz de kendi önümüzden Murat tam tabiriyle çana kaçıyoruz. Tabii. Yani şimdi bu kamuoyu vicdanını tabii sızlatacak bir şey. Yani 45-50 milyon euro rüşvetlerden söz edilen bir ortamda bunu ne amaçla aldığını, bunun bir suç teşkil edilmediğini, o alan şahsın yüzünü kızarıp kızarmadığını Türk insanı görmek istiyor. Mecliste eğer aklanmadıysa herhangi bir savcının ortaya çıkıp
Tabii. Bununla ilgili derhal bir savcılık soruşturması yürütmesi gerekirdi. Maalesef aslında bizim galiba Sayın Büyükelçim, bizim iflah olmaz hastalıklarımızdan ya da zaaflarımızdan bir tanesi, Türkiye'de ne hazindir ki bu rüşvetle ilgili davalar söz konusu olduğu zaman Türkiye bunlarla yüzleşemiyor bir türlü. Şimdi aklıma mesela konu konuyu açıyor şey geldi bir zamanlar. Lockheed firması vardı hatırlarsınız, evet. Çok iyi. Evet. Yani bütün dünyada dağıttığı rüşvetleri açıkladı. Hani bu şimdi Alliance gibi, hani nasıl WikiLeaks'ten sızıyor ya. Evet. Neticede bu her ülke buna bulaşanların defterini dürdü. Yüzleşti. Sıra Türkiye'ye geldi. Bu nasıl yapıldı dediler. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Yani konumuz bu olmadığı için. Şimdi böyle zihnimde birdenbire bir ışık böyle çaktı. Bu genel zannedersem Türkiye distribütörü ya da ana bayiyi vardı. Altay şirketi diye. Nezih Dural diye de bir şahıs vardı başında. Nezih Dural Lockheed uçak firması namına dağıttığı bütün rüşvetleri zamanın başbakanı Süleyman Demirel'e verdi. Çekmecede öldü. Bunun içinde tabii askerler de vardı en üst düzeyde. Dolayısıyla bir takım sıkıntı. Bir de benim 3 tane başlık altında görürüm dedim. Şimdi üçüncüsü aslında tabii ilgi çekişli olan o. Bir kere burada bir 11 Nisan'da açıklanacak olan ceza her halükarda bir parasal yönü de olacak. Ve benim şu sırada gene okumakta olduğum gazetelerden falan bir açıklamalardan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu davayı biraz evvel konuştuğumuz gibi siyasi ve çeşitli ağır bastığı için reddedecek gibi gözüküyor. Eğer reddedilirse bakın bundan 10 yıl evvel 7 tane Avrupa Bankası ile ilgili olarak en büyük paribaydı. 8.6 milyar aradı. Bunların hepsi de aynı şekilde suistimalde bulundular. Tabii. SWIFT ile yakalandılar ve sonuç itibariyle pazarlığa oturdular. %50'ye indirdiler borçlarını. Ama şakır şakır bu paraları Amerika Birleşik Devletleri ödettirdi. Tabii. Şimdi Türkiye'de dönüp bu parayı ödeyeceksin diyecekler. Ve dedikleri zaman ben yani Temel'in meşhur fıkrası vardır. Borç vermiş bir arkadaşına. İstanbul'a gelmişler. Borcunu geri alamamış. Mahkemeye düşmüşler. Mahkemede sormuş hakim, sen bu adamı tanıyor musun diye. Adam bakmış Temel'e, ben bunu tanımıyorum demiş. Ondan sonra Temel'in de tepesi atmış. Ya demiş, bunca yıllık dost beni tanımıyorsa ben de onu hiç tanımıyorum demiş. Şimdi böyle demekle siz olsa olsa en fazla kendinizi derde düşürürsünüz. Çünkü sonuç itibariyle bütün Avrupa'ya falan da ödettirmişler bu parayı. Tabii, siz ödemediğiniz zaman uluslararası finans piyasasına girip Türkiye güvenilir bir ülke değildir, bu parayı kesin buraya dediği takdirde, ya Trump gibi bir çılgının da orada var olduğunu, en son işte 269 sayfalık bir kitap çıktı veya 239 sayfalık. Fire and Fury. Yani evet, ondan sonra da, o da kendi tabiri biliyorsunuz kullandı, evet, Fire and Fury diye. Yani böyle bir adamın da iş başına olduğu bir ahvalde, yani biraz zannediyorum. Yok, ondan önce bizim şey gibi ya. Türkiye için benzetmek, zor günler bekliyor gibi tabii. Bir şey var. Tabiri caizse bizim hani Türkiye'deki vergi uzlaşma komisyonuna girilir ya, bir vergiyi tahakkuk eder. Sonra evet. Uzlaşmaya girersiniz. Evet. Onu uzlaşma sizin iyi niyetinizi görerek ödeyeceğinize ve ödemek istediğinize evet. Dair onu biraz indirir. Evet. Sonra da taksile bağlar. Yani biraz indirecekler. Bir şey daha var bağlayacak. Sayın Hocam, onu da aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi Türkiye son zamanlarda bol miktarda Merkez Bankası rezervini altına çevirmeye başladı. Yani mesela 2017'de ithal edilen altın 320 ton. Bunlar evvel en fazla 107-106 tonlar filandı. Giderek altın almaya başladı. Bu artık yeni zaraplar olmadığına göre ne işe yarayacaktır diye düşünmek lazım. Zannediyorum biz de kendi yönümüzden bir yandan Amerika'da bu zarap davasıyla ilgili olarak veya onu izleyecek olan belki bu biraz evvel bahsetmiş olduğum Mehmet davası ile ilgili olarak daha bir sıkıştırılmak peşine düşürüleceğiz. Ama bu kapsam içinde de Türkiye bir yandan hayır diye bağırırken diğer taraftan da önlem alıyor gibi bir his var içimde. Yani başka bir deyişle beni sıkıştırırsan ben dövizden evet, başka bir yere kayarım. Ama bir ikincisi de bu Merkez Bankası rezervlerimi çoğaltmak suretiyle, arttırmak suretiyle tabii. Hani bankalara gidip belki ben devlet olarak suçlu olan ben değilim, işin içinde değilim ama banka öderse bu parayı batar. Onu da batırmamak için bakanımızın hangi bakandı zannediyorum
Mehmet Şimşek de söyleyen, merak etmeyin bankalarımız hiçbir zarar görmez, batmaz bu konularıydı. Yani Merkez Bankası bir finansman kaynağı olarak ortaya çıkıp bankalara o aktarıp parayı, bankaların da bu cezayı ödemelerinin yolunu açmayı da düşünüyorlarmış gibi hissediyorsunuz. Sanki bende bir izlenim doğdu. Bu yani onunla ilgili bir miktar olabilir ama bu mesela Merkez Bankası'nın altın alımları konusunda mesela Çin'de, Almanya'da son zamanlarda büyük bir şeyini altın alımına girdiler. Bu dolarla mücadele konusunda yapılıyor çoğu. Yani bravo. Yani bu mesela Türkiye'nin kendi bu konuda bir tasarrufta bulunması, yani böyle bir tercihte bulunmasının belki bir miktar bunlarla ilgili ileriye matuf bir mukavemet direnci ya da hazırlıklı olma gibi bir düşüncesine kaynaklı olabilir ama daha makro düzeyde dünyayı bekleyen kur savaşlarına, parite savaşlarına karşı da bir tür tedbir olarak alıyorlar. Ey Amerika, bunlar. Şu Swift'i bir kenara koy artık. Yetti. Dünya çapında bu makro düzeyde dediğiniz gibi genişleyen bir tedirginliktir. Evet. Hele hele Trump'la birlikte çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Evet. Ya şimdi Sayın Büyükelçim, oradan şeye geçelim biraz. Bu, ben önemsiyorum çünkü bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fransa ziyaretini falan. Hani böyle belki tevazu sınırlarını aşacağız ama bunu söylemek zorundayız. Ne olur siz de bağışlayın seyirciler de. Şimdi mesela bizim uçak düşürme hadisesi oldu Rusya ile biliyorsunuz. Yani bir daha yaparsan bir daha düşürürüz falan dediler. Sonra özür dilendi falan. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile aramız iyi olunca Amerika Birleşik Devletleri'ne bu hem FETÖ davasından dolayı haklı olarak hem YPG davasından dolayı oldukça mesafeliydik. Bütün Astana zirvesi süreci, ilk Astana zirvesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri uçakları birdenbire kalktılar. Suriye'nin, Şam'ın Şayrat üssünü bombaladılar. Biz bununla kalmasın, devam et Amerika dedik. Bir anda Rusya'yı bıraktık, tekrar yüzümüzü Amerika'ya döndük. Böyle bir yalpaladık. Şimdi Amerika ile iyi değildi. Rusya'da elçisi burada öldürüldü. 5 ay sonra yeni elçi tayin etti. Biz S-400'lerin ilk kaporasını verdik. S-400'lerin kaporasını verdikten sonra artık domates almaya başlayayım bari dedi falan. Yani bütün bu süreç olurken hasbelkader lütfetmişler, çağırdılar. Çeşitli televizyon toplantılarında özellikle ana akımda saatler süren programlarda Türkiye'nin aslında Avrupa Birliği ile olan bu vakumun Türkiye'nin bu dış politika siyasetini kaldırmayacağını, süratle AB ile olan ilişkilerin düzeltmesi gerektiğini kayıtlarda var, hep söyledik. İşte onun için diyorum çok şükür ki biraz böyle bu yönde adımlar atılıyor. Şimdi mesela bu Avrupa Birliği ile ilgili de hani konuşuluyor, bizim Niyazi Berkes'in meşhur bir kitabı vardır. Bir sekülerizm in Türkiye, Türkiye'nin çağdaşlaşması diye çevrildi. O var, bir de çok az kimse bilir. 200 yıldır neden bocalıyoruz diye. Yani yaklaşık 1839 Tanzimat'tan beri almış. Biz böyle Batı kurumlarına transfer etmek, Batılı gibi düşünmek, Batılı gibi giyinmek, Batılı gibi ülkenin bütün değişim ve gelişim süreçlerini oraya oryante etmek çabası içerisindeyken bir bakıyorsunuz farklı dinamikler de gündeme geliyor. Avrupa kendisinden görmüyor. Yani hani tabiri caizse böyle, ben çok severim o bahsetmeyi. Bir meşhur bir sokak filozofu vardı İstanbul'da bir zamanlar, Sakallı Celal diye. Türkiye'nin durumu, yani daha doğrusu Türk toplumunun durumu, doğuya doğru giden bir geminin güvertesinde batıya koşan insanlara benziyor demişti. Yani aslında o demek istiyor ki batıya doğru güvertede koşuyorsun ama gemi doğruya doğru gidiyor. Şimdi doğuya doğru mu gidiyor, batıya doğru mu? Bu içimizdeki bu mücadeleyi de bitiremedik. Avrupalı mıyız, değil miyiz? Onlar bizi istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Sürekli böyle bir gelgitlerde yaşıyoruz. Anlıyoruz ki menzilinde tutmak ama çok da içine almak istemiyor. Hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ünlü şiiri gibi, ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında dediği gibi, ne tam içindeyiz ne tam dışındayız. Ama bu referandum sürecinde malumunuz olduğu üzere Avusturya, Hollanda'da, Almanya, en son Nazi suçlamasına kadar gitti Merkel'i, Almanları. Tamamen böyle bir kopma noktasına gelirken birdenbire Alman Dışişleri Bakanı Gabriel Mevlüt Çavuşoğlu'na bizim demlik, bize ait bir demlikten çay servisi yapmaya başladı. Macron şey yaptı, karşıladı falan. Yani bir takım böyle anlaşmalar da imzalandı. Şöyle ben düşünüyorum bunu. Evet, Avrupa Birliği içinde de çok büyük bir sıkıntılar var. Yani yekpare değil artık. Brexit'le beraber İngiltere çıktı.
aralarında da çok büyük sorunlar var ama böyle bir ikili üçlü ittifaklar sürecine giriyor. Yani dünya farklı bir yere gidiyor. Aslında belli bir tarihsel dönüşüme ve kırılma noktalarına da hep beraber canlı tanıklık ediyoruz. Bunu yaşayarak da görüyoruz. Mesela Fransa, İtalya, Türkiye arasında böyle bir yeni savunma sistemi işte gündeme geldi. Terörle işbirliği gündeme geldi. Ticaretin artması gündeme geldi. Filistin'de işte bu iki devletli çözüm falan. Şimdi şunu ben biraz açalım istiyorum. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yani giderek eğer doğru okuyorsak biraz böyle yumuşak bir siyasi iklime, ılık rüzgarlara doğru evrilmesi ya da dönüşmesi neler getirecektir bundan sonraki süreçte? Yani biraz böyle biraz isterseniz onu bir açalım isterseniz. Ben Avrupa Birliği'nde katma protokoldan başlayarak en son müzakerelerin başlangıcına kadar olan dönemde 32 yıl fiilen bütün metinlerin altında aşağı yukarı imzası olan kişiyim. Bunların hepsini yaşadım. Benim kendi yönümden hep sorguladığım çok önemli bir husus var. Başından itibaren taraflar acaba gerçekten birbirlerine istediler mi? Niyetleri gerçekten olumlu muydu? Ve hepsinin ötesinde de niçin bu birlikteliği bu şekilde zorlayarak gidip ama sonuçta bu zorlamaları da bir noktada kesmek cihetine gittiler. Ben hep kendi kendime bunu sorgulamışımdır. Bu konuda da bir sürü makale yazdım böyle şey olarak. Şimdi ben çok net olayım. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni gerçekten anladığını, karakterinin ona müsait olduğunu ve hepsinin ötesinde de Türkiye'nin buraya girmek gibi bir arzusu bulunduğunu düşünmedim. Hep bunun için mücadele ettim. Sebebi de çok basit. Türkiye Avrupa Birliği'ne en sonunda girer veya girmez. Bunu Şırak'la konuşurken bir gün ona da tartışma. Dedi ki şöyle yapalım mı? Bir ara vermemiz gerekiyormuş. Hayır. Ara verelim. Ondan sonra siz şöyle ana özüne tam girmeden başına rahat rahat girersiniz. Öyle yapalım. Evet, birazdan buluşuyoruz. Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katma protokollerden yakın zamana kadar birçok anlaşmalarda, taahhütlerde, karşılıklı müzakerelerde hep imzam var demiştiniz Sayın Büyükelçim. Kısa böyle bir şeyi tarihçesini, yani ben bir arka plan vermeye çalışıyorum ama canlı tanığı olarak yani sizden de onu alalım. Tarihçeden çok karşılıklı samimiyetsizlikler yani Paris sene konuşuldu, Alman niye böyle yapıyor falan, belki ona getirmek için özetle söylüyorum. Şimdi efendim geçmişe baktığım zaman bu şekilde hemen şunu hatırlayalım. 1959 yılında biz Avrupa Birliği'ne müracaat ettik. Bir ortaklık anlaşması istedik. Aslında bizim ilk müracaatımız ortaklık için değildi. Tam üye olmak için müracaat ettik. Çünkü Roma Antlaşması'nın ne ifade ettiğini tam anlamıyla bilmiyorduk. Adamlar bize baktılar, dediler ki yani tam üyelik hakkını tanıyan bir ortaklık anlaşması türü var bizde. İkiye bölünür bu. Bir 113. maddemiz var Roma Antlaşması'nda. O ticaret anlaşmalarıdır. Bir de 238. madde. Hemen girmeye ekonomik açıdan müsait durumda bulunmayan ülkelere verilen bir haktır. Tam üyelik hedefine götürecek, adım adım ilerleyecek bir ortaklık anlaşmasıdır. Biz de bunu yaptırdılar sonuçta. Yani başından itibaren biz hemen girelim. Peki niye girelim diye merak ettiğimiz zaman ortada 3 tane Türkiye'nin temel arzusu vardı. O tarihteki Türkiye'ye bakıyoruz tabii, 50'lerin Türkiye'sine. Bir, bizim her elvekarda bir güvenliğe ihtiyacımız vardı. Bu güvenlik güvence için NATO'ya girmiştik. Ama bunun ötesinde ekonomik açıdan da bir bloğa bağlı olmak suretiyle geleceğimizi bir garanti altına bu yönden de almak istiyorduk. Çünkü Avrupa Birliği EFTA'ya göre, yani İngiltere'nin başına çektiği bloğa göre hedefi olan ve çok daha güçlü bir birlikte. Biz buna girelim. Kendimizi güvenceye alalım. 2-4 tane ihraç maddemiz vardı. Bunlar da işte biliyorsunuz fındık, tütün, kuru üzüm ve kuru incir. Bunları da Avrupa Birliği'ne esas itibariyle satıyorduk. Dolayısıyla yeni bir pazar genişlemesi olacaktır. 3, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi en çok ihtiyacı hep paraydı o günde. Avrupa Birliği de bir zenginler kulübü olduğu için oraya girdiğiniz anda Avrupa Birliği Türkiye'ye para da verecekti. Nitekim katma bu mali protokolları 175 milyon dolar aldık falan.
Bu üç nedenle biz girmek taraftarı olduk. Yani bunun ötesinde çok büyük bir vizyonumuz falan da yoktu açıkçası o günlerde. Unutmayalım, 1963 yılında rahmetli İnönü Başbakan, 1963 ihracatımız 200 milyon doları aştı. Bu bir devrimdir, 200 milyon doları aştı Türkiye diye biz o günlerde bayram ilan etmiştik. Evet. Yani ekonomimiz de çok parlak durumda değildi doğrusu. Demirel 1967'de geldiğinde, o da rahmetli, geldiğinde Brüksel'e baktı dedi ki bu böyle yürümüyor bu şekilde. Bizim buraya ciddi şekilde bağlanmamız lazım. Şimdi bakın, ben size bir anekdot gibi bir şey anlatacağım. Ağlayacak halimize güler miyiz yoksa ağlar mıyız? Bu da net bir biçimde buradan anlaşılacak. Yani Avrupa Birliği macerası nedir dediğimiz zaman bunlar hep içinde var. Efendim, müzakereye oturduk. Gümrük Birliği yapacağız. Bizim ortaklık anlaşmamızın ikinci dönemine 11 yıl sonra da geçebilirdik uzatarak. Ama Demirel dedi ki bunun bir anlamı yok. Hazırlık dönemi falan, kimse hazırladığı yok kimseyi. Bir an evvel Gümrük Birliği'ne geçelim. Peki. Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye'yi bir bütün olarak bakıldığında sektör bazında en iyi bildiği varsayılan kurumumuzdu. O da bir şey bilmiyordu ama öyle bir istatistiğimiz yoktu o tarihte adam gibi. Ama en iyi bilen gene Türkiye'de oydu. Derli toplu. Başında da rahmetli Özal vardı o zaman. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyordu açıkçası. Karşıydı. Bunu aynı zamanda Türkiye hazır değildir yeteri kadar. Şu anda girerse büyük zarar görür şeklinde mütalaayla ortaya çıkıyordu ki bu da çok haksız değildi tabii Türkiye. Onun içindir ki mesela Gümrük Birliği'nde bu anlaşma değildir. Bir anlaşmanın parçasıdır. Biz hep anlaşma diyoruz, yanlış. Şimdi burada da ilk günden sanayi alanında bütün piyasasını açtı Avrupa Birliği sıfırla. Sıfır gümrükle ve herhangi bir kısıtlama olmadan biz buna 22 yılda uyum sağlamaya karar verdik. Şimdi efendim, bizim 22 yıl dediğimiz şey bir koruma listesiydi. Yani sanayimizin ne olduğunu uzun vadede bir planlama içine sokacağız. Plan program içine gideceğiz. Ve bu 22 yılın sonuna kadar da biz neyi daha çok korumamız gerekiyorsa bu listeye onları koyacağız. Şimdi ben size iki şey söyleyeceğim. Gülelim mi, ağlayalım mı diye. Bir, bu listeyi Devlet Planlama Teşkilatı Özal kabul etmedi. Dedi ki yapmıyorum dedi. Yahu devlet olaraktan Demirel ve Çağlayangil müzakere başlamış gidiyor. Mümkün değil böyle karşı çıkmak. Yapmıyorum dedi. Yapmayınca da kimse yapacak halde değil. O zaman Dışişleri Bakanlığı'na bir görev verdiler. Mustafa Renksiz Bulut diye, Allah rahmet eylesin eğer hayatta değilse. Özel sektör, planlama her yerde çalışmış, devlet üfler, herkesi bilen bir abimiz vardı, Kıbrıslıydı. Onu çağırdılar. Dediler ki açın gümrük tarife cetvelini önümüze, buradan bir 22 yıllık liste hazırlayın. Yani Türkiye'nin 22 yıllık perspektif plan programını Mustafa Renksiz Bulut marifetiyle Dışişleri Bakanlığı yapacak. Dehşet verici bir yanlış. Ama ya çare yok. Müzakere devam ediyor. Efendim, bir liste çıktı ortaya. Özal görünce tabii saçını başını yoldu. Böyle şey olur mu diye. Bir ay içinde bir müsaade istendi Avrupa Birliği'nden. Biraz daha müsaade diye. Bir ay içinde biz bir 22 yıllık liste yaptık. Mesela 22 yılda uçak motoru var. 12 yılda yani korumasız şeyde uçak gövdesi var. Ya tam tersi olması lazım eğer böyle bir şey varsa. Bu arada işte gülelim diye size iki tane de şey anlatacağım. Tam gülünecek ama ağlayarak gülmek. Bizim... Siz onu anlatın, sonra ben de bir iki şey evet. Aklım onu hemen söyleyeceğim. Şimdi evet, yani müzakere başladı ve bizim tabiatıyla bir talimatımız var elimizde. Müzakere talimatı, talimat böyle. Madde madde her konu itibariyle görüşeceksiniz. Bir sabah İtalyan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Dönem başkanı o tarihte İtalya geldi. Rahmetli gene Tevfik Saracoğlu orada müsteşar yardımcısı veya genel müdürdü. Yahu dedi, biz bir yanlışlık var, bir şey olmuş, anlamadık. Nedir? Size müzakere talimatınız resmi gazetede yayınlanmış ve çok gizli olarak yazarak yayınlanmış. Bu bir bize oyun mu oynuyorsunuz, kandırmaca falan mı yapıyorsunuz, başka bir şeyiniz var da. Ama okuduğumuz zaman da ya bu kandırmacı olamaz çünkü her şey içinde, bunu da diyoruz. Nedir bunun anlamını anlamadık.
efendim müzakereyi sabote edebilmek için el altından matbaaya gönderilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin müzakere talimatı resmi gazetede alenen bütün dünyaya ilan edildi. Avrupa Birliği'ne başlıyoruz. İyi mi? 22 yıllık listef, inanılmaz bir şey. Yani. İnanılmaz bir şeydir tabii, böyledir. İnanılmaz bir şey. Ve biz dehşet içinde ne oldu falan diye tabii ne yaparsanız yapın bir yere gidemiyorsunuz. İki, gene de burada ağlar mısınız, güler misiniz onu da bilmiyorum. Her halükarda ne zaman Avrupa Birliği ile ilgili bir adım atılacak olsa, Türkiye'de bir hafta 15 gün evvelden ya bir polisiye veya adli bir olay veya askeri bir olay, bir yerde bir hadise çıkacak, insan hakları konusu gene karışacak. Ondan sonra da Avrupa Birliği gelip yapmayın Allah aşkına, tam bir adım atacağımız sırada gene nereye gidiyorsunuz diye gene yeri kalacak. Şimdi yani uzun lafın kısası şunu söylemek istiyorum. Daha neler anlatabilirim? Bu karşılıklı bir niyet meselesidir. Bu niyet her iki tarafta da başından beri yoktur efendim. Benim evet. Şahsi görüşüm budur. Şimdi Fransa'da Chirac bana dedi ki yani işte bir müzakere ediyoruz. Yani sen bu işi çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Müzakere edecek değilim ama benim burada bir sıkıntım var dedi. Ben Cumhurbaşkanı adayı olduğum zaman halktan bu oyu alacağım. Halk diyor ki genişlemeden dolayı ben fakirleşiyorum. Benim paramı onlara dağıtıyorsunuz. Ben oradan aldığımı kaybettikten başka bir de ödemeye mecbur kalıyorum onlara, yeni gelen fakirlere. Dolayısıyla ben mağdurum. Bu koşullar altında bir de Türkiye'yi alacaksınız, bunun altından kalkamayız. Bu koşullar altında %61'i halkın bana karşı çıkarken genişleme konusunda, Müslümanlığı falan bir kenara bırakıyorum. Orta Doğu'da komşu olmayı falan bir kenara bırakıyorum, bunları açtığımızı varsayarak. Ben bu noktadayken halkımı tatmin etmek mecburiyetindeyim. Dolayısıyla Schröder'le birlikte Türkiye'yi tam üyelik yolunda desteklediğim zaman aynı zamanda halkıma dönüp bir referandumla size soracağım bunun sonucunu demek ihtiyacını duydum. Bu benim için bir garantiydi dedi. Ben de bir cevap verdim. O noktaya kadar gelmiş yani normatif olarak Avrupa Birliği'ne katılabileceği, müzakereler tamamlanmış, her şey bitmiş, o noktaya gelmiş bir Türkiye'yi reddedemezsiniz Sayın Cumhurbaşkanı dedim. Çünkü dedim Türkiye gibi kolaylıkla bu noktaya kadar gelip de piyasasını açabilmiş bir ikinci ülke, o büyüklükte bir ülke yoktur. Dolayısıyla siz reddederseniz biz bundan gocunmayız. Çünkü o noktaya kadar gelebilmiş, gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti değil, o Türkiye Cumhuriyeti'ni almayan siz kaybedersiniz. %100 haklısın dedi. Ama politik açıdan baktığım zaman iç politika, ben bir politikacıyım, ben bunu bu şekilde yapmaya da mecburum Sayın Büyükelçi dedi. Şimdi bugün gelinmiş olan noktada yorumunuzu yaparsanız, ya daha neler var ama basitçe şu noktaya getirmek istiyorum. Almanya'da Merkel tutumunu net bir biçimde ortaya koymuştur. Nedir? Ben Türkiye'nin tam üye olabilmesini beklemiyorum. Buradaki Fransa'da da aynı şey var. 6 milyon Müslümanı var. Ben burada 6 milyon Müslümanımla başa çıkamamışken laikim ülke olarak, devlet olarak ama 6 milyonla başa çıkamamış bir Fransa olarak 80 milyonu ne yapacağımı bilmiyorum. Üstelik de biat etmeyen bir toplum olarak görüyorum. Onun için ben zordayım. Almanya da aynı şeyi düşünür. 3,5 milyon Türk'ü orada kendi yönünden entegrasyonunu sağlayamamış bir kütle olarak gördüğünü, bir toplum olarak gördüğünü biliyoruz. Tabii. Şimdi bu koşullarda Almanya'nın ve Fransa'nın iki lokomotif olarak Türkiye'nin elinden tutması mümkün değildir. Ama Türkiye'yi çok fazla köşeye sıkıştırdığınız zaman, kedi bile köşeye sıkıştırıldığında tırnaklarını çıkarır. Türkiye'de bu manada her yönden zaten giremez. Bir kere bunu aklımıza koyalım. Neden? 16 tane fasılda 8'inde 16 faslı açtık şu sırada birini kapayabildik. 12 fasılda Yunanistan ve Rum kesiminin Kıbrıs'ta ve bunun da komisyon tabii arkasında var. 5'li 4'e indi şimdi birini bıraktılar. 4'ünde de Fransa'nın vetosu var. Bunları açamıyorsunuz veto kalkmadan. Tabii. Kıbrıs'ı çözebilir misiniz?
mevcut koşullarda Rumlara satacak mıyım? Hayır, mümkün değil. O zaman olmuyor. Öbür tarafta Fransa'yı aşabildim mi? Macron'a gittiğim zaman ayağına. Evet, ben bundan sonra seninle daha iyi olacağım. Şu dört tane de vetomu kaldırdım dedi mi? Orada hayır. Çok nazik bir biçimde. Sizi fazla köşeye sıkıştırdık. Ama Türkiye'de burada hem jeostratejik açıdan hem aynı zamanda uzun vadeli baktığım zaman Batı'nın yarında yer alan bir Türkiye itibariyle ihtiyacımız var. Tabii. Şimdi onun için ben bunu size normal şartlarda yedirmem. Nasıl olur? Kaçmayın benden. Yumuşama politikasıdır bu. Amerika'da mesela kendi yönünden sıkıştı. Vize konusu. Hani demin dedim ya hukuk vesaire. Vizeyi koydu. Halk çok rahatsız olunca Türkiye'de Amerika'ya karşı menfilik artmaya başladığı anda yanlış yaptık. Halkı kaybediyoruz. Biz hükümetle uğraşmalıyız deyip durdular. Batı'daki şu andaki şey Türkiye'nin bu kaçışının önüne geçip yanında tutabilme politikasıdır. Evet. Avrupa Birliği'ni almak veya orada yumuşamak politikası değildir. Şöyle tamamlıyorum son cümlem. 2004 yılında müzakereye başlayabilmek için 2002'de gittiğimizde bize net bir şey söylediler. 1996'da başlayan bir gözetim mekanizmasının altındaydık Avrupa Konseyi'nde. Evvela bu kalkacak. Yani Kopenhag kriterlerinin yerine geldiği görülecek. Ondan sonra müzakereye başlarız dediler. 2004'te evvela Avrupa Konseyi gözetimi kaldırdı. Ondan sonra müzakere başladı. Bugün Türkiye yeniden Avrupa Konseyi'nin gözetimi altındadır. Ve Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ana hükmü de insan hakları ve demokrasi konusudur. Tabii tabii. Ama benim zaten söylemek istediğim şey... Yani Türkiye'de Avrupa Birliği ile olan bu Macron'la ya da işte Gabriel'le Çavuşoğlu arasındaki esen sıcak siyasi iklimi bunun altını çizerken yani AB kapıları açılıyor mu açılmıyor mu anlamında değil zaten. Değil, yani zaten o AB de o AB değil. Yani AB de çok güç kaybediyor o da kesin. Tabii tabii. O yani AB Türkiye'nin lehinedir en az tabii. Bir 2023'e kadar beklemek. Tabii. Şimdi bu konuşurken hani istatistik enstitüsü de bilmiyordu rakamları falan dediniz ya aklıma şey geldi. Konu konuyu ya belki seyirciler için de hani ilginç olur diye. Lozan müzakereleri sırasında biliyorsunuz delegasyon İsmet Bey delegasyonun başında. İkinci başkan ve murahhas azalardan Doktor Rıza Nur var. İşte Yahya Kemaller var. Nihat Reşat Belger danışman kadrosu var falan. Bir de Pazaroğlu Hasan dedikleri bizim lakabı Pazaroğlu Hasan. Hasan Saka sonradan başbakan olan. Tabii genç o zamanlar. Karşılarında Curzon var, Lord Curzon var, Clemenceau var. Yani şeyi Fransız delegesi çok böyle Avrupa'nın en ağır topları var. Dehşetli bir mücadele veriliyor. Üç gün sonra Osmanlı borçları görüşülecek. İsmet Bey önceden, üç gün önceden söylüyor. Hasan git bizim borçları çıkart falan filan diye. Ertesi gün geliyor Hasan. İşte tam rakam hakkında değil ama mealen söyleyeyim. Yani mesela 3 milyon 190 bin altın borcumuz var diyor falan. Ona bir gün kala... Tekrar diyor ki yani tekrar bir hesap et yarın ona göre gayet kendimizden emin ve güçlü bir şekilde çıkarım diye. 2 milyon 680 bin gibi falan bir şey söylüyor. Yahu geçen gün sordum 3 milyon küsür de şimdi 2 milyon 600 bu bir değil iki değil üç altın değil. Bu kadar fark olur mu? Cevap veriyor Hasan Saka. Ne bileyim ben o gün öyle çıktı bugün böyle çıktı ne yapayım ki diyor. Yani nerelerden nereye gidiyor. Hala bu Türkiye biz Osmanlı arşiviyle devletin kayıt sistemiyle övünürüz ama zaman zaman bu bürokrasideki hani güler misiniz ağlar mısınız dediniz ya gülelim mi ağlayalım mı diye bizi tereddüte düşürecek aksaklıklar oluyor. Tıpkı işte zaman zaman okuyoruz 65 yaşındaki kadının askere çağrılması gibi falan filan. Şimdi şöyle bir şey gene, var tabii o zaman. Gülmek için bir araya girip bir şey anlatabilir miyim? Gülmek için. Estağfurullah. Tamamen tabii. Çünkü ona sohbet da ihtiyaç ediyoruz, var hep buyurun, böyle bir şey yaparken. Efendim... Bu 22 yıllık listeyi hazırladığımız zaman biz Dışişleri Bakanlığı'na, ben Deniz'de o ekibin bir parçası olarak şöyle düşündük. Bu liste 1967 yılında Avrupa Birliği 6 ülkeydi o zaman. Ülkelerinden yaptığımız son 3 yıllık istatistiği var olan 3 yıllık ortalamanın üzerinden hesaplanan, yani değer üzerinden hesaplanan bir listeydi. Bunun %45'ini değer olarak aşmayacak mallar konulacak.
Şimdi biz buraya ithalat falan da yapan bir ülke değil o tarihte Türkiye. Orada yazdık bir takım şeyleri, bütün ne ithalat varsa. Dedik ki ama biz geleceğimizi de tam manasıyla göremediğimize göre ithalat olmayan ne varsa koysak bunun içine değeri arttırmıyor. Dolayısıyla 22 yıllık liste çarşaf gibi bir liste olur ama netice itibariyle de olur yani. Hukuken hiçbir zararı da yok. Biz bunu böyle yapalım. Yaptık. Ertesi gün bir takım gazetelerde bir manşet çıktı efendim. Avrupa Birliği bir Siyonist teşkilattır diye biliyorsunuz. Özellikle bir kez, falan, MHP o zaman da Türkeş falan da vardı. O da Siyonist teşkilat diyordu. Bizi sadece Siyonistlere satmakla kalmıyorlar. Bir de Hristiyan yapmak kararı vermişler. Bu olacak iş değildir diye bir itiraz. Oğlum oğlum nereden çıktı bu falan diye telefon ettik. Dedik ki nereden çıkardınız bunu? Efendim hadise şu. Gümrük tarife cetvelinde rahibe yakaları, rahip önlükleri, bilmem ne pabuçları vesaire Hristiyanlar içinde tabii bir sürü giysiler falan. Onlarda ismen tadat edilen fasıllar var. Yani orada şeyler. E bunlarda hiçbir ithalatı Türkiye'nin olabilir mi? Mümkün değil. Müslüman bir ülke olarak. Dolayısıyla sıfır olan ne varsa koyun dediğimiz zaman bizim ona bütün bunlar da konulmuş ve 22 yıllık koruma listesine girdiği anda da herkesin düşüncesi bunlar demek ki Hristiyanları ön plana çıkaracaklar ki bunu korumaya aldılar diye hiçbir şey. Bu da yazıldı gazetelerde, manşet oldu. İkinci bir şey daha gene gülmemiz için anlatacağım. Biraz evvel söylediğinizi çok takviye etmek için. Ben bunu bir büyüğümden, Günver, Semih Günver. Semih Günver. Rahmetli o da. O da işin içinde o tarihte. Efendim, bu aynı zamanda tarih açısından da fevkalade yüz karısı bir durumdur ama ne yapalım. Türkiye'nin o günkü hali. OEEC kuruldu. Ben OEEC'de büyükelçilik yaptım. OEEC onun babasıdır yani. Hı hı. Bu Marshall yardımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve Truman doktrininin nasıl dağıtılacağının saptanması için kurulmuş. O dağıtımı yapacak, planlamasını yapacak kuruluştu. Sonra OECD olarak da şekil değiştirdi 61'den sonra. Şimdi bu ilk kurulduğunda herkese soruyorlar. Türkiye'ye de gönderiyorlar ve diyorlar ki ödemeler bilançonuzu gönderin. Onun üzerinden ilk incelememizi başlatalım. Arkasından da ne kadar ihtiyacınız var, hangi alanlarda ne yapmamız gerekiyor vesaire bunlara karar verelim. Şimdi Türkiye'ye geldiği zaman biz hayatımızda o tarihte Merkez Bank bir kere Türkiye'de yabancı dil bile hemen hemen yok gibi bir şey. Devlette yok. Merkez Bankası ödemeler bilançosu falan haberi yok. Nedir bu Allah aşkına? Ne istiyorlar bizden falan? Efendim o ise telgraf çekiliyor. Ben orada telgrafları gördüm şeyde. Büyükelçiliğe gittiğimde. Telgraf çekiliyor. Deniyor ki neymiş bu? Şunu bir gönderin. Onlar da ödemeler dengesi nasıl hesaplanır? Bu kalemler nedir? İşte o bilançolunu bütün onunla ilgili vesait neyse evrak onları gönderiyorlar. Bizimkiler onların işte ithalat ihracat filan onları ancak filan gerisini olsa olsa metoduyla dolduruyorlar. Ondan sonra Amerikalılar alıyor bunu inceliyor 15-20 gün sonra Türkiye'ye bir haber gönderiyorlar. Biz bir şey anlamadık bu şeyden biz Türkiye'ye geliyoruz. Bunu birlikte bu işe ne yapacağımıza bakalım diye. Bu CASMET filan vardı ya hani Amerikalıların ilk kurdukları. Bize bütün İkinci Dünya Savaşı malzemelerini askeri olarak da sattılar. Onlar hepsi o yardıma sayıldı. Bize bir şey de vermediler. Amerikalıların Türkiye'ye 1950'de ilk yerleşimleri bizim OEEC'ye göndermiş olduğumuz bu var olmayan bilgili kağıt üzerinden olmuştur. Türkiye bugün gerçek anlamda o güne nispetle çok büyük bir gelişme göstermiştir. Bunu da kabullenmek lazım. Tabii. Araya girdim size vaktinizi. Estağfurullah. Sözünü kestim. Şimdi efendim ben bugüne geleceğim ama şimdi konuyu açıyor tabii. Ben de yani onu ben de söylemeden duramıyorum. Şimdi 1959'dan siz Fatih Rüştü Zorlu zamanından bahsettiniz. İlk başvurucu. Sonra 63 Ankara Anlaşması var. Malumunuz olduğu üzere. Fatih Rüştü Zorlu'ya da büyük yazık ettiler. Onu da yad edelim. İnönü şeydir hatta, istediğimiz zaman çıkabilir miyiz der, evet. Meşhurdur falan. Yalnız 64'te, mesela bu Türkiye'de çok tartışılmadı. 64'te bu Johnson mektubu geldiği zaman, evet. Yani bu Kıbrıs hadiseleri ilk başladığı zaman,
Türkiye işte tabii nasıl yapacaktı o da ayrı bir tartışma konusu da böyle bir adaya çıkartma yapma niyetini beyan ettiği zaman tekrar söylüyorum ayrı bir tartışma konusu nasıl yapacaktı. Herhalde şehir hatları vapuruyla falan olmayacaktı bu. Johnson'dan meşhur Johnson mektubu geliyor. Yani benim NATO çerçevesinde verdiğim silahları buradaki Kıbrıs meselesinde Kıbrıs adasında kullanamazsın. Hatta 6. filo yola çıkıyor şeklinde. Çok meşhurdur hani İnönü'nün yeni bir dünya kurulur. Türkiye'de o dünyada yerini alır diyor. Şimdi aynı bugün olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ile daha bir mesafe koyup gücendiğini beyan ediyorsa bu yeni dünya Amerika değil. Ayrıca bir büyük bir Moskova temkinliliği ve Moskova korkusu vardır İnönü'nün. O halde anlaşılıyor ki yeni bir dünya kurulu ve Türkiye'de o dünyada alır dediği bence benim kanaatime göre işte bu şey Avrupa Ekonomik Topluluğu, daha sonra işte Avrupa Topluluğu ve nihayetinde Avrupa Birliği olacak olan bu yeni organizasyon bunu kastediyor olabilir gibi düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Yalnız orada İnönü'nün o sözü ben o noktayı da çok iyi biliyorum. Özer Çınarlı gene rahmetli bir abimiz vardı. Katılanlardan biriydi. İnönü'nün sözü şu. Lozan'dan biraz evvel bahsettik. Çok önemliydi. Ben kapitülasyonlardan kurtulmak için aklınızın hayalinizin alamadığı bir mücadele verdim. Bu anlaşma, onun için o söylediğiniz o noktaya döner. Bu anlaşmadan nasıl çıkılacağı yazmıyor. Yoktur. Evet. Onun da sebebi vardır. Ecevit çıkmaya kalktı bir dönem. Ben durduruyorum bu anlaşmayı diye. Haferkamp diye bir komiser vardı. Türkiye'ye geldi ve bize şunu söyledi. Bu bizim bir dayanışma teşkilatımızdır. Zorda olana yardım edip ayağa kaldırmak için varız biz. Atmak için değil. Yani başka bir deyişle bir sömür düzeni değil, bir dayanışma düzeni kuruyoruz biz buraları da. Biz bunu bir türlü idrak edemedik. Şimdi ama Lisbon Antlaşması'yla çıkmak bu Brexit falan mümkün hale geldi. Tabii. Bunlar evvel mümkün değildi. Ve biz o tarihte gene çıkarmadılar bizi. Dünyanın yardımını yaptılar, yine ayağa kaldırdılar. Şimdi Avrupa Birliği bir dayanışma sistemidir. Dayanışma sisteminin de temeli uzlaşmadır. Türkiye'de bu kültür yok efendim. En büyük sıkıntı da budur. Bu. Peki birazdan yine devam edelim Sayın Büyükelçim. Kısa bir ara veriyoruz herhalde. Evet efendim şimdi tekrar bu şeye gelelim. Güzel bir aslında arka plan tarihçilerden bahsettik. Umarım seyirciler için iyi olmuştur. Şimdi bak mesela geçen bu biz referanduma giderken çok iyi hatırlayacaksınızdır siz de. Avusturya ile sorun oldu. Hollanda ile sorun oldu. Almanya ile işte şakağına tabanca dayanmış Tayyip Erdoğan resimleri falan. Merkel'e Nazi suçlamasında bulunuldu. Yani böyle bir şey, böyle bütün atık köprüler adeta atılmış haldeydi. Hatta o kadar atılmış haldeydi ki Hollanda'ya giren Türkler oradaki polis köpekleri tarafından didik didik aranınca mütekabiliyet çerçevesinde biz de aynı şeyi yaptık. Yani ipler iyice gerildi. Şimdi niye önemsiyorum ben bunu? Bu sefer böyle bir mesela şey yapmadı, daha tahammüllü, daha sabırlı davrandı Sayın Cumhurbaşkanı da. Yine aslında Fransız medyası Cumhurbaşkanı ziyaretinden önce çok şekillendirmek istendi. Çok muhtemelen siz de takip ediyorsunuz. Çok aleyhte yazılar yazıldı. Çok insan hakları ihlalleri olduğuna dair vurgular yapıldı. Yani hop yine böyle Türkiye aleyhine büyük bir kamuoyu oluşturuldu. Ve hatta görüşmeler bittikten sonra basın toplantısında da yine Sayın Cumhurbaşkanı'nı zor duruma sokacak özel hazırlanmış sorular falan soruldu. İşte biraz böyle ironik bir takım cevaplar falan verildi ama yani neticede Erdoğan siz kim oluyorsunuz da haddini bil ey Fransa gibi falan meseleye böyle yaklaşmadı. Şimdi bunun bir yani sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde bir illiyet bağı bağlamında bunu bir analiz etmemiz lazım. Bana çünkü manidar geliyor. Şimdi ben şöyle bakıyorum birazcık. Bu özellikle Tel Aviv'deki rezidansını Kudüs'e taşıyorum. Ve 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'nde alınmış senato kararını bunu artık realize ediyorum Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Kudüs
İsrail'in başkentidir açıklamasından sonra yine biliyorsunuz hızlı bir şekilde tesadüf odur ki o da bir tarihsel rastlantı. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını da kullanarak orada birkaç eksik dışında önemli ülkeleri topladı. Evet hepsi devlet başkanı düzeyinde değildi ama yani birçok devlet temsilcisini yolladı. Birleşmiş Milletler'e taşındı. Birleşmiş Milletler oylamasında Amerika Birleşik Devletleri bence kepaze oldu. Bu ne kadar aklı selimden böyle bir büyük devlet zihniyetiyle hareket edememe handikapından dolayı Amerika Birleşik Devletleri dünya siyasal kamuoyu önünde, dünya siyasal gözlemciler nezdinde kötü bir duruma düştü. Şimdi bölgede öyle anlaşılıyor ki uzun bir süre Amerika Birleşik Devletleri böyle bir eski tabirle ehli vukuf deriz biz. Böyle bir bilirkişi, böyle bir kanaat önderi, bir arabulucu, bir hakem rolü üstlenemez. Büyük ihtimal. Aynı şeyi İran'da da yaptı. Geçen hafta konuştuk. Yani Hamaney ile Ruhani arasında da önemli bir çekişmenin sahaya yansıyan tezahürleri vardı. Amerika Birleşik Devletleri, ey dünya halkları İran halkının etrafında toplanın, sokaktaki halka destek verin diye. Bu ses Amerika'dan gelince Ruhani'ci miyim, Hamaney'ci miyim? Ona bakmadı, hop birleştirdi. Yani hata üzerine hata. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri öyle anlaşılıyor ki bölgede bir şey yapıldı. Siyasi zafiyet gösterdi Fransa. Bunlar tabii çok büyük güç. Yani yine kürzon geldi aklıma. Bastonunu sallıyor İnönü'ye. Bir tutuldunuz Musul, burnunuzun dibinde Suriye var, Suriye ile ilgilensenize diyor. Fransa'nın, çünkü Fransa'nın dominant bir etkisi var orada. Onu Fransa'ya kaptırmamak istiyor. Çünkü emperyalistler arasında da çok büyük çekişme var. Tarihsel bağları olduğu için yani bir anlamda isterseniz Sykes-Picot'a da götürebiliriz bunu. Evet. Neticede bir Fransız orada profil vardır. Bölgede tarihsel arka planı olarak ağırlığı olan bir ülkedir. Hemen doldurmak istiyorlar ve Türkiye'de gerçekten bölgesinde güçlü bir ülke. Yaptığı bütün dış politik hatalara rağmen, bütün 2011'den beri sayabiliriz bunu. O ayrı bir şey. Ama bölgesinde güçlü bir ülkedir. Bunu kimse kaybetmek istemiyor. Artık anlaşıldı. Dolayısıyla Fransa burada akıllı davranıyor. Macron da akıllı davrandı. Cumhurbaşkanı da gördü. Yani Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri aramız kötü. Rusya ile ne kadar biraz önce söylediğimiz gibi güvenip güvenilmeyeceği, çünkü tarihsel bir şeyde, fonda bir şey var. İyi gitmeyen işler var. İran'a daha 6 ay önce Pers milliyetçiliği yapıyorsun dedik. Bütün bu Astana ve Soçi süreçlerine rağmen. Dolayısıyla buralarda bir takım sıkıntılar var. Türkiye yine geleneksel olarak yani 59'dan beri evet sancılı gitgellerle yaşandı ama yani biz bunu 59'a değil yani 1856 Paris Antlaşması'na kadar da götürebiliriz. Abdülmecit dönemine kadar da. İyi ya da kötü bir ilişkileri var. Dolayısıyla burada tekrar bir revive etti, bir canlandı ilişkiler. Bunu biraz olumlu görüyorum. Zira Brexit'ten itibaren yani İngiltere'nin ayrışından evvel Avrupa Birliği de artık monolitik değil. Biz hep, zaten bizde bir hastalık var. Böyle bir batı dünyası, böyle batılılar falan deyince, şimdi Avrupa'da var, okyanus ötesi, Amerika'da var. Halbuki bizatihi monolitik değil o batı dünyası. Yani Avrupa'nın ilk böyle kömür çelik birliği kurulurken de anti-Amerikan bir ruh taşıyor zaten içerisinde. Yani niye taşıyor? Yani o kaybettiği Avrupa Birliği, Avrupa yani Avrupa değil, Avrupa Birliği değildi o zaman Avrupa kaybettiği. Biz diyor hukukun beşiğiydik, demokrasinin beşiğiydik, felsefe, tarih, parlamento hepsi bizim icadımız. Mucitleri biziz. Gücü iki dünya savaşını kendi aramızda kaybetmekten Amerika'ya kaptırdık. Evet. O kaybettiği gücü adeta geri almak için bu yaraları kanatan, bu felakete sebep olan nedir? Bakıyorlar ikisi Fransa, Almanya. Ya biz bunu uzlaştırırsak, tarihinde dört defa savaşmış, bunu çözebiliriz gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Zaten anti-Amerikan ruh olduğu şuradan belli. İngiltere'yi üçüncü başvurusunda aldılar. Değil mi? Hep Trojan Horse, Trojan Horse diyor. De Gaulle falan karşı çıkıyordu. 1973'te aldılar İngiltere'ye çıktı. Ha şimdi bu çatırlıyor. Bu dünya da işte farklı bir yere doğru gidiyor. Belki ikili, üçlü yani bloksal. Ben buna de blocking diyorum. Yani ben uydurdum bunu. Bir bloksuzlaşmaya doğru gidiyor. Bunun ilk tezahürleri de olabilir bir kanal olarak. Dolayısıyla bir kanal olarak söylüyorum.
Bunu biraz olumlu buluyorum. Yani böyle Avrupa'nın mesela Almanya ilişkilerinin düzelmesini, öbür sahada mesela belki işte Suriye'de Rusya ile işbirliği yapılabilmeli, öbür tarafta İran'la işbirliği yapabilmeli. Yani sahaya dönük işbirlikleri olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum, buradan isterseniz siz de devam edebilirsiniz. Yok, doğru, gayet doğru. Şöyle bakmak lazım aslında. Yani tamamen bir katkı olarak söylüyorum bunu. Ben Almanya'da da görev yaptım 4,5 yıl. Biliyorum. Fransa'da 5,5 yıl büyükelçi olarak da yaptım. Brüksel'de yaptım. Efendim, Batı zihniyetini kendi diyalektik anlayışı içinde görmek lazım. Şimdi burada her halükarda menfaatler ön plandadır. Amerika'da da olduğu gibi. Ama burada aynı zamanda Avrupa kıtasında Avrupa Birliği'ni birlikte kurarken Alman hegemonyasının önüne geçmek. Almanya'da kendi yönünden NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni kurarken ve NATO'ya girerken onun da amacı, ben Nazi Almanyası değilim artık. Kontrol altına girmeyi peşinen kabulleniyorum. NATO'da askeri yönden güç teşkil etmeyeceğim. Nitekim askeri gücü yoktu Almanya'nın son zamanlara kadar. Avrupa Birliği'nde de ortak bir ekonomik ve siyasi açıdan kolektif bir anlayışa girerek 105 bin asker sayısı. Tabii. Efendim, aklımda yanlış kalmışsa 105 bin. 300 onun için haykırıyoruz ya. Abi. Neredeyse YPG biraz daha taktiği yaparsa bir tane Almanya yarattı burnumuzun dibinde Amerikalılar. Yani hiç, ama yani şu var, Japonya'da da Almanya'da da askersizleştirme veya tabii, daha doğrusu burada askeri yönden harcamaların sıfıra indirilmiş olması Amerika şemsiyesi altında sonuçta onları ekonomik açıdan çok daha süratli bir gelişmenin eşiğine getirdi. Bu sonuç itibariyle orada var olan insan faktörü, kaliteli insan faktörü, dışarıdan gelen Amerikan sermayesi ve bu arada silahlanma vesaire bütün bu masraflardan da soğuk savaş döneminde kurtulmuş olmanın beraberinde getirdiği avantajlarla bu ülkeleri fırlattı gitti öne. Her ikisi de dünya devi oldular. Şu anda 3 ve 4 numara olarak da hala dünyada oturuyorlar. Şimdi buraya kadar her şey iyi. Fransa Almanya'yı daima kollamak ihtiyacı içinde olmuştur. Bugün de öyledir. Mesela bir dönemde Almanya, ben artık Fransa'dan vazgeçiyorum dedi. Yani bu aşağı yukarı 20 yıl evvel falan oldu. Yetti bu kadar diye. Fransızların ilk yaptığı şey 1963 yılındaki Fransız-Alman İşbirliği Anlaşması'nı hatırlamak ve birden canlandırmak oldu. Çünkü Almanya'dan vazgeçtiğiniz andan itibaren bir anda altında kalırsınız. Ve Fransa'nın bütün iddiası Almanya ile eşit olmaktır. Bunu Nice zirvesinde anayasa tartışmaları yapılırken Almanya'nın söylediği şey, ben bir numarayım, gerisini sonra siz düşünün kaç numara olacağınızı diye İngiltere ve Fransa'ya ultimatum vermiştir. Avrupa Parlamentosu sayısı tespit edilirken bir numara benim. Ondan sonrasına bakın. Şimdi Türkiye girecek olsa iki numara Türkiye. Yakında Almanya'nın da üstüne çıkar bir numara. Yani bunlar hep ama psikolojik faktörler, unutmamak lazım. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'ni en çok sandalye alacak. En çok sandalye alan ülke oldu. Tabii. Yani gelişme düzeyi vesaire. Şimdi bütün bunlarla baktığınız zaman bu denge içinde Fransa ile Almanya gidecektir. Ama Fransa'nın Almanya'ya göre bir farkı var. Bunu Sarkozy'de de gördük. Ben Sarkozy ile baş başa kaç defa görüştüm. Eve geldi, yemek yedi, etti. Bana muhtaçtı çünkü bir türban yasası çıkacaktı. Bir de yabancılar yasası, oradaki Türkler. Dolayısıyla o da bana bir noktada muhtaçtı. Dolayısıyla da karşılıklı görüşüyorduk. Mütevazı bir adamdı bu manada. Çok akıllıydı, zeki, akıllı bir adamdı. Ama hırsı ve agresifliği aklının birkaç karış ötesine geçiyordu. Çok öndeydi. Neyse, gelip ama çok dürüst bir insandı. Bir sual sorduğunuz zaman kıvırmazdı. Mesela evde hiç unutmuyorum, bir gün yemekteyken konuşuyoruz. Sen gerçekten aday olacak mısın diye sordum ben Sarkozy'ye. Söylemiyordu. Evet olacağım dedi, ama dedi bu adım adım olacak dedi. Bugün de ben Şırağan karşısına çıkarsam elindeki güçle birlikte beni yer dedi. Onun için ben bunu tatlı tatlı, farenin kulağını yediği gibi dedi, tatlı tatlı hissettirmeden gideceğim. Bu benim dedi politikam budur. Yani böyle çok net konuşan bir insan. Bu kapsam içinde toplantılar yapar. Bu toplantılarda Avrupa Birliği karşıtıdır. Yani şey o, Türkiye yönünden. Türkiye Avrupa'ya giremezler. Bir gün sordum, niye dedim böyle diyorsun? Şırak sizi desteklediği için, ben halkın da %61'i menfi düşündüğü için ben
Şırak'ı yenebilmek için bu konuyu da bir koz diye kullanacağım dedi. Peki dedim, Türkiye'yi kaybetmek Fransa'nın işine gelir mi? Tarihten bu yana çünkü. Yani bedavadan Türkiye öbür tarafa satılmış muhteşem bir piyasadır. Ben böyle görürüm. Karşılığında aldığı çok azdır. Buna karşılık Türkiye gibi bir piyasa, her geçen gün büyüyen bir piyasada ilk 10 ülke arasında doğrudan yatırım yapanların 7 tanesi Avrupa Birliği ülkesi. Boşuna mı yapıyor? Bunların hepsi de katma değer olarak onlara dönüyor tekrar. Renault'u bakın işte, en büyük otomotiv şirketimiz sonuç itibariyle bir Fransızdır. Tabii. Şimdi efendim, ben bunu sorduğum zaman, oraya getirmek için bunu söylüyorum, çok net bir cevap verdi. Hayır, Türkiye'yi kaybetmek niyetinde değilim dedi. Akdeniz'de eğer bir denge varsa ve Orta Doğu başta olmak üzere karma karışıktır Orta Doğu dedi. Biz Akdenizli olarak kendini hem öbür taraftan Atlantik'te hem de Akdenizli olarak sayar Fransa. Almanya'nın bu şeyi yoktur. Eğer ben burada Akdeniz'de var olacaksam Doğu Akdeniz Türkiye'den sorulur. Dolayısıyla benim Türkiye ile işbirliği yapmadan başarmam mümkün değildir. Onun için de unutmayın, arkasından Akdeniz Birliği içinde Türkiye ile işbirliği yapmak teklifiyle geldi. Buna da Avrupa Birliği'nin bir alternatifi olarak. Burada bir ayağın olacak ortak olarak. Ama öbür tarafta da ben seni bırakmam dedi. Şimdi Fransa'nın aklında daima bu vardır. Yani Türkiye'yi ikili planda yanında tutabilmek, unutmayalım 1921'de Ankara Anlaşması'nı İngilizlere kızıp da bizle imzalayan da gene Fransızdır. Güneydoğu'dan çekmiştir askerlerini. Yani Fransa bu manada bize daha yakındır ama güvenilir değildir. Sorunun temeli burada. Tabii. Kendi menfaatleriyle şu veya bu şekilde oynamaya başladığınız andan itibaren, Amerika'da da bugün Trump'la falan var, derhal başka bir istikamette politika geliştirebilir. Tabii. Ambargo dahi uygulayabilir. Şimdi dolayısıyla çok net olalım efendim burada. Macron tabana öyle çok güçlü bir lider değil. Kendisi bir liberal sosyalizm diye Şipi'nin... Bir parantez açabilir miyim çok kısa? Yani lütfen devam edin ama zihnimizde hem bizim hem de dinleyenlerin de bir perspektif açması için söylüyorum. Ama şöyle önemsiyorum Sayın Büyükelçim ben onu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler oluyor. Katılanlar %48-49 olunca bayağı bir şey var, katılma oranı var falan deniyor. İşte bu Maduro yeni Venezuela'da bir kurucu meclis falan filan kuracağım dedi. %12 falan katıldı, biliyor musun? Yani dış siyasal gözlemcilerin raporu %12. Evet. Yani halkın %88'i gitmemiş bile. Keza Fransa'daki seçimleri koyabilirsiniz. Yani aslında Türkiye'de çok daha fazla böyle, yani 81-85'lerden aşağı falan düşmüyor. Siyasetçisine güvenmiyorlar efendim. Şimdi Fransa'da. Hayır şey var, yani bir genelde tırnak içerisinde bir siyasal ilgisizleşme var. Ve klasik partiler sistemine karşı daha kamuoyunun, bütün dünya geneli kamuoyunun bir mesafeli duruşu var. Tabii. Şimdi bu siyaset felsefesi açısından çok önemli. Tabii siyaset felsefesi açısından, yani yeni şeyler konstrakt etmesi, yeni şeyler inşa edilmesi lazım. Yani dünyanın böyle bir şeye de gebe olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla benim için şu önemli, yani o bakımdan bir perspektif de açmak istedim Macron konusunda. Partisiz bir adam başkan oldu. Şimdi parti kuruyor. Çıktı. Şimdi kuruyor. Ama tabanı partisiz yok. Ama yani şöyle oluyor. Bu artık klasik partilere olan sadakat bağlarının gevşemesiyle, yani bu belki taban ihtiyacı olmayacak. Yani bu biz tam seçim öncesi bir bağ, bir ittifak olacak. Ondan sonra o nikah bozulacak belki. Yani bizdeki gibi ölünceye kadar şu partiliyim. Hayır. Pazara kadar değil, mezara kadar şu partideyim gibi bir şey öyle çok söz konusu olmuyor. Bir de tabii o kişiler itibariyle de bakarsanız, Macron 39 yaşında bir adam, neticede 40'ına yeni girdi. Sol partiler özellikle bütün dünya çapında bu böyle. Medeni ölçütlerden bahsediyorum. Hı hı. Yani şarka geldiğiniz zaman doğuya farklılaşıyor tabii. Sol partilerin başına genellikle 45-55 yaşında insanları getirirler. Bunlar da belirli bir süre orada kalırlar. Ondan sonra ben yaşlandım deyip eğer şu veya bu şekilde bir başarısızlıktan ayrılmamış iseler yaş faktörü dolayısıyla ayrılırlar. Yani tutkalla yapışmamanın bir diğer örneği de budur. Şimdi
Macron da geldiği zaman demin söylemek istediğim şu, shipping Çin'de sordular. Sen dediler Mao Zedong'un yolunda gitmiyorsun. Hayır gitmiyorum. Hangi konuda? Komünistim. Orada ayrıldığım bir şey yok. Dünyanın dört komünist ülkesinden biriyim. Küba'da biraz, şimdi başladı biraz şey yapmaya, açılmaya ama dört ülkesinden biriyim. Peki bu koşullar altında ne bekliyorsun? Ekonomi açısından ben liberal sosyalistim dedi. Ve şu anda uygulamakta olduğum politika budur dedi. Tabii. Şimdi Macron geldiği zaman onun da bir solcu olarak lanse ettiği fikir ben liberal sosyalistim dedi. Ve buradan hareketle gidiyor. Fransa'da şu sırada çok başarılı mıdır? Fransa halkı tarafından destek bulmuş mudur? Güven duygusu artmış mıdır? Tam tersine. Şu anda %35'lere kadar inmiş bir popülaritesi var. Bir prestij kaybına uğradı. Ama şunu da unutmayalım. Fransa bütün işlerini sokakta çözer. Zihniyet olarak da esprit de kontradiksiyon der Fransız buna. Her şeye karşı olma politikasıdır bu. İş başına getirir, %100 destekler, 6 ay sonra sokağa iner, onun aleyhindedir. Evet. Dolayısıyla Fransa'da iktidar olmak pek kolay bir iş değildir. Tabii. Xi Jinping dedi de aklıma geldi bu Davos zirvesinde. Yani hani Refi Cevat Ulunay'ın bir kitabı var. İttihat ve Terakki döneminden kalma ünlü gazetecilerden. Bu gözler neler gördü diye kitabın adı. Hakikaten bu gözler de neler görüyor yaşadıkça. Tabii. Çin, Xi Jinping... sonuna kadar piyasa ekonomisinden yanayız. Dünyadaki küreselleşmeyi destekliyoruz diyor. Amerika Birleşik yani küreselleşmenin mucidi olan ülkenin lideri korumacı politikalar almadan yanayız kesinlikle diyor. Yani bakın anlaşmaları yok ederek falan gidiyor. Anlaşmaları yok ederek. Yani böyle bir ilginç bir yere doğru gidiyor dünya. Ama yani mesela Polonya aşırı katoliktir. Türkiye'ye destek veririm der ama veremez. Aynı şekilde Bulgaristan Türkiye'ye ikili oynar hep. Yani başbakan da daha yeni buradaydı Bulgar başbakanı. Söz evet veremiyor bir türlü. Evet. Yani şu Türkiye'yi de ben de sonuna kadar şu tam üyelikle desteklerim diye Bulgaristan'a bir söz sarf ettiremezsiniz. Şimdi Bulgar başbakanı da buradaydı dediniz ya. Yani Bulgar kilisesinin tadilat sonrası açılmasından dolayı. Evet. Yani iyi ki onu da açtınız o konuyu. Konu konuyu açıyor böyle. İyi oluyor ne güzel konuşurken. Biz böyle 90'lı yıllarda hatırlar mısınız? Sovyetler Birliği de aldıktan sonra tekrar böyle şeyde Moskova sokaklarında da böyle bir Ortodoks yükselişi oldu. Bir anda tekrar Balkanlardaki o felaket, bütün Boşnakların katli meselesi falan. Çok konuştuğumuz bir şey vardı. Bunda da çok bayağı bir Türkiye'de ve dışarıda makaleler yazıldı ama gerçi bizim akademisyenler çok yazmıştı. Ortodoks kuşatması altına girdik hep diye. Evet, evet. Yani Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, aslında bu Rusya falan. Slav diye kuşatması diye bakın. Doğu Slavları Ruslar, Batı Slavları da Balkanlar. Tabii. Ama mesela bugün, mesela son Sırbistan gezisine bakıyoruz Cumhurbaşkanı'nın. Evet. İşte Bulgar Başbakanı burada. Yunanistan'la evet bir takım ihtilaflar falan var hala ama Yunanistan'la görüşüyoruz. Rusya ile artık böyle şey oldu. Neredeyse stratejik müttefikimiz oldu. Böyle bir onu bir şey var. Bir yarma durumu var. Yani her şey o kadar süratle değişiyor ki. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Bana tarifi Avrupa Birliği'nden bir gün biriyle konuşuyoruz. Niye bu Türkiye'yi bu kadar? Ya öyle bir kemiksiniz ki boğazımızda kaldınız. İçsek inmiyor, çıksa, çeksek çıkmıyor ya bu dedi. Efendim Türkiye yurt dışından bakıldığı zaman gerçekten büyük ve güçlü bir ülke görünümünde. Türkiye'ye rağmen bu Balkan ülkeleri falan bakmayın. Avrupa Birliği'nin işte Yunanistan'ın sattı kendini resmen iflas etmiş bir ülkedir Yunanistan. Tabii Almanya'nın ipoteği altında. Yani ipoteği altında duyunu umiyede yaşıyorlar. Tabii. Yani bizim zamanda yaşıyor. Şimdi bu koşullar altında Balkan ülkeleri vesaire hatta Orta Doğu, Suriye, Irak vesaire hep ortaya çıkıyor ki Astana'ya gittik. Rusya, İran, Türkiye denge kuruldu. Burada barış şeyi. Türkiye burada büyük bir ülkedir. Biz birlik ve bütünlüğümüzü sağlayıp çok daha süratli bir kalkınma hamlesi içine girebilmiş olsak aslında Avrupa falan bir kenara onlar bize yalvaracaklar gel gir diye. Türkiye gerçekten hani bütün zaaflarına rağmen bugün bunların suni zaaflardır. Biz yaratıyoruz. Yoksa kendisi bir bütün olarak bakıldığı zaman bölgesinde gerçekten büyük ve önemli bir ülke.
Şimdi Balkan ülkelerinin Türkiye'yi dikkate almamaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Tarihi geçmişimizde bizi tanıyorlar. Ama Sırpların da bir sözü vardır. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Estağfurullah. Türk havlar ısırmaz der Sırp. Yani biz genellikle hep parmak sallayıp üslubumuzla çok sert olabiliriz. Ama vaktaki iş aksiyona gelip de bir iş yapmaya, bu yapma noktasında bulunduğumuzda iki defa tereddüt ederiz. Çünkü şunu unutmayalım. Dünya sadece bizden ibaret değil, başkalarının da hakkı var. Herkesin kırmızı çizgisi var. Doğru. Dolayısıyla da hak ve hukukunuzu ortak çizgide yani, bulunarak. Evet. O zaman diyalog, konuşma, tabii, müzakere, diplomasi bu işin temelidir. Bari çağırmadan da bu işi çözmek mümkün lazım. İçimizi düzeltmemiz lazım. Yani evrensel hukuk normlarını, hukuk kurallarını uygulayan, içeride çoğulculuğunu, insan hakları ve demokrasinin bütün nizamlarını hayata geçirmiş bir ülke olursa, yabancı yatırımcı da gelir, bir cazibe merkezi olabilir. Tabii. Yani bugün milli gelir eğer 10 bin dolardan bahsedip de bunu 26 bin dolarlara taşıyabiliyorsanız Amerika'dan falan FETÖ'yü istemezsiniz siz. Hayır, onlar kendileri getirirler, elinden verirler. Kendisi zaten gelecektir. Kendileri gelirler, verirler. Kesinlikle zaten. Efendim. Onun için bundan bizim hepimizin ders alması yani lazım. Biz kendi hatalarımızla yaşadığımız tabii için böyle. Tabii. Güney Kore'nin kişi başına düşen milli geliri 24.500 dolar. Kuzey Kore'nin 1.300 dolar. İkisi de Kore. Ha, neden bu? Demek ki buna bakıp ben size başka bir rakam lazım vereyim. 1950'de İtalya ile Türkiye, 1960'da da Güney Kore ile Türkiye aynı ekonomik rakamlara sahip tabii, ülkelerde. Tabii. Bakın aramızdaki farka. Tabii. Orada bir yanlışlığımız olduğunu kabullenmek lazım. Tabii, o ayrı bir tartışma konusu. Çok çabuk geçiyor. Süre ne güzel konu konuyu aşıyor. Açıyor. Belki konuşmak istediğimiz konuları da aşıyor. Ama böyle sohbeti açtığında da farklı konulara temas evet etmek, ne bileyim aklımıza gelen anekdotları paylaşmakta ben çok keyif alıyorum. Umarım seyirci de keyif alıyordur. Aynen efendim. Karşılıklı. İnşallah yine haftaya bir araya geleceğiz. Bir araya geleceğiz. Bir şey var. Haftaya dilerseniz şimdiden yani bir garanti. Ama hani biraz evvel söylediniz. Dünya yeni bir kırılmaya girdi. Yeni bir düzene gidiyor diye biraz evvel söylediniz. Hı hı. Nereye gidiyor şu dünya 21. yüzyılda? Gelin haftaya da onu tartışalım. Olur. Tamam. Oldu. Peki efendim. Hoşça kalın diyoruz. Esen kalın diyoruz. Haftaya beraber olmak üzere. Evet.